Eğer kağıt kaleminiz hazırsa ışın kılıcı nasıl yapılıyor anlatacağım. Ama o herkesi kesmeyebilir. Görünmezlik pelerini de anlatayım dedim. Eğer o da kesmezse ışınlanmayı da anlatayım. Öyle bitirelim. Hepsi beraber olsun. Bir paket halinde öğrenelim. Tabii o kadar kolay değil. Onu yapmamız için önce sormamız gereken bir iki şey var. Örneğin bilim toplumda, konu pazarlık ya, nasıl geleceğim ben bilim insanı olarak pazarlığa, neyle pazarlık yapacağım diye sormamız gerek. Umarım bu yardımcı olur. Bilim toplum içinde nerede yer alıyor ve bilim toplumla nasıl iletişiyor, nasıl diyalog kuruyor, belki nasıl pazarlık yapıyor diye bir soru soracaksak, zannediyorum çoğunuz şu şemaya okey der. Yani bir sıkıntı yok. Nedir? İşte bir takım klişe laflar var. Şey var, efendim nedir? İşte bilim 50 yıl sonrasının teknolojisini kurar. Teknoloji de toplumla sürekli iletişim halindedir. Kısa süreçlidir bu iletişim. Teknoloji bir şey sunar, toplum beğenir, beğenmez. Onun başarı göstergeleri, hemen kısa süreli başarı göstergeleri vardır. Ona göre teknoloji yeni bir şey yapar. Veya teknoloji değil de toplum bir şey ister. Bellidir artık böyle bir şey istediği. Olasılığı varsa, fırsatı varsa teknoloji onu sunar. Ama böyle hızlı hızlı gider gelir. Bilim böyle daha arka plandadır. Hani hep diyoruz ya, keşke toplum bilimle çok haşır neşir olsa, bilim topluma çok daha fazla ulaşsa. Yani onda doğruluk payı var. Yani bilimden uzaklaşmak iyi bir şey değil. Ama o başarı kriterlerini, başarı göstergelerini kısa süreçli halleriyle bilimi uygulamak çok doğru değil. Yani burada aslında bilimin biraz bir kol mesafesinde kalmasında aslında yarar var. Bilim uzun süreçli sürece dayalı bir şeydir. Bizim çok yanılmamız gerek, çok hatalar yapmamız gerek ki doğru şeyleri bulalım. Nedir? Doğru soruları doğaya, evrene sorabileceğimiz doğru soruları ve onda nasıl doğanın bize verdiği cevapları dinleyebileceğimizi bulalım. Bu uzun süreçli bir şey. Ya buna örnek olarak biraz müzikten verebilirim. Ya, hepimiz müzik dinliyoruz değil mi? Müzik dinlemeyen, ben dinlemiyorum müzik diyen olmaz herhalde. Ama kaçınız avantgard caz dinliyor dediğiniz zaman sessizlik olur. Değil mi? Neden? Çünkü çoğunlukla popüler müziği dinliyoruz ve çok kısa sürede karar veriyoruz. Başarılı albüm, kötü albüm olmadı. Öbürü sattı ama ikinci albümü flop oldu falan filan diye. Arka planda avantgard caz çok dener, çok yanılır. Bazı şeyleri tutturamaz, tekrar dener, bir şeyler olur. O zaman içinde popüler kültüre yansır ve devam eder. Şimdi bu örneği de verdiğim zaman hem avantgard cazcılar hem bilim insanları sanki böyle gidip oturuyorlar bir yere, kendileri düşünüyorlar, ne yapabilirim, bugün ne olsun deyip ofislerinde oturuyorlar ve yeni bir fikir geliyor, pat diye buradan bir ampul çıkıyor, gidip hemen 50 yıl ötesinin teknolojisini yapıyoruz. Ya da bazı ertesi gün gidiyoruz, salı böyle geçtiyse, çarşamba gidiyoruz, oturuyoruz, hadi bakalım ampul diyoruz, bekliyoruz, hiçbir şey yok, eve gidiyoruz, bugün olmadı diye. Tabii böyle olmuyor, öyle olsa ben gitmem ofise, yani böyle çekilir mi hayat? Size göstermek istediğim aslında bilim insanlarının bildiği, biraz farkında olduğu, özellikle benim alanım gibi biraz uçuk kaçık, hani direkt uygulaması olmayan alanlarda toplumun çok farkında olmadığı bir toplumdan aldığımız bir input var. O da bu. Bunu çok bilmiyor toplum belki de. Yani çok farkında değilsiniz ama sadece bilim kurgu hani halkın, insanların sınır tanımazlık ve kesinlikle kanun kurallarına, doğa kurallarına uymasını beklemediği bir takım bilim kurgu sağlık fantezi şeylerini biz aslında alıp bir egzersizden geçiyoruz. Nedir bu egzersiz? Doğru soru ne? Doğru soru derken örnekleriyle anlatacağım. Bir hikaye alıp bunu ben nasıl sorarsam asıl diyalog kurduğum bir insan, bilim insanı olarak asıl diyalog kurduğum şey benim doğa, evren. Ona nasıl bir soru sorarsam benimle konuşmaya başlar ve benimle iletişir. Dolayısıyla bu egzersizi yapmamız gerekiyor. Doğru soru ne? Buradan şeye geleceğiz. Işın kılıcını ben nasıl yapacağım acaba, doğru bir soru mu? Zaten oradan başlamak gerekiyor bilim insanı olarak. Peki pazarlık nereden giriyor? Hani tamam, bunu anladık. Örnek olarak işte doğru soruyu sorarak, radyo astronomi kullanarak işte pulsarları, gezegenleri falan filan öğrenebiliyorum. Aa, orada yaşanacak yer varmış diyorum mesela gezegen olarak. Efendim doğru soru sorarak Higgs bozonunu hiçbir şekilde görmemiş olmamıza rağmen aslında ondan dolayı oluşan diğer şeyleri, işte çıkan ışık hüzmelerini şu bu falan görerek demek ki başarmışız diyebiliyoruz. O da aynı Ali Bey'in dediği gibi bir bip. Bunların hepsi genelde bip oluyor zaten. Çok fazla bir şey olmuyor. Data, sinyal olarak geldiği için bize. Doğru soruyu sorup doğru kanaldan onu öğrenmek gerek. Pazarlık kısmı ne? Ne diyeceğim ben? Yani bu yaşanmaz bir gezegenmiş. Yaşanır yap mı diyeceğim oraya? Yani nasıl pazarlık edeceğim doğayla ben? Nasıl ikna edeceğiz birbirimizi? Başlangıç noktamızda değil de
uyuşabildiğimiz başka bir noktada buluşmak için. Buna örnek olarak gene gözlemle çalışan başka, daha sizin de aşina olacağınız bir şey de söyleyeyim. Güneşin rengi sarı. Niye sarı? Güneşin içindeki elementlerin çıkardığı ışık o dalga boyunda biz onu görünce öğreniyoruz. Doğru kanaldan bakınca, doğru frekansa bakınca güneşin içindeki elementleri öğreniyoruz. Şarap kırmızı. Kadehe koyduğunuzda kırmızı. Biraz daha koyduğunuzda gene kırmızı. Çünkü içindeki pigmentler değişmiyor. Işıkla etkileşince kırmızı olarak gözüker. Ben şaraba başka bir renk ol diyemiyorum. Daha çok koyarak veya daha az koyarak. İşte pazarlık burada giriyor. Pazarlık bu. Bu bir polimer. Bunun bir rengi var. Ne olduğunu önemi bile yok. Çünkü her renk olabiliyor. Yeter ki çekiştirin. Doğru şekilde çekiştirin. Doğada bu yok. Yani bu polimer bunu yapmıyor doğada. Nasıl oluyor doğayla pazarlık? İşte önce doğru soruyu buluyorsunuz. Nedir doğru soru? Ne yapabilirim ki senin madde olarak polimerin ışıkla iletişimi senin kendi pigmentine ve kendi özelliklerine bağlı olmasın. Başka bir şeye bağlı olsun. Neye bağlı olsun? Burada çekiştiriyoruz. O zaman şekline bağlı olsun, boyutuna bağlı olsun. Bu Cambridge Üniversitesi'nde beraber çalıştığımız bir hocanın labında yapılmış bir ürün. İşin esprisi de bu. Doğru soru ne? Bir şeyin rengi nereden geliyor? O rengi veren şey ne? Dalga, yani ışık, zaten elektromanyetik dalga ise o elektromanyetik dalganın özelliği, rengini belirleyen özelliği, dalga boyu. Eğer böyle tek parça bir polimer, yani yastık gibi bir polimer almak yerine onu dalga boyuyla eş derecede olacak şekilde bir düzen yaparsanız, bunu biz yapıyoruz, yani biz laboratuvara girip normalde tamamen polimerken bunu bu şekilde organize bir hale getirebiliyorsanız, o zaman artık polimerin kendisi değil, şekli ışıkla etkileşiyor. Dolayısıyla o renkleri veriyor bize. Ne işe yarar derseniz, şey olarak da göstereyim, hani nasıl rengi çekiştirince değişiyor, işte o kilit nokta, o aradaki o mesafe değiştiği için başka renkler iletişiyor bu şeyle. Polimer esnek, nerede kullanabiliriz? Paris moda şovunda kullanıldı bu. İşte burada doğayla pazarlık, doğanın bize vermediği bir şeyi doğayla konuşarak ve fizik kurallarına veya bilim kuralları içerisinde kalarak ama doğanın doğal olarak sunmadığı bir şeyi elde etme olarak tanımlayabiliyorum pazarlığı. Peki ışın kılıcı dedik, nereye geldik? Bilim kurgudan yola çıktığımız için isterseniz onu sonraya bırakalım. Böyle en hani cezbeden, en böyle hani fantastik bir şey dediğimiz ışınlanma var. Şöyle. Ne yapıyorsunuz? Captain Kirk işte şeyde Star Trek'ten bildiğimiz adam her gittiği gezegende olay çıkarıyor. Onu gemiye geri getirmemiz gerekiyor. Adam diplomasiyi bilmediği için nereye gitsek aman beni kurtarın hop hemen ışınlıyoruz. Uzay gemisi de geri geliyor. Nedir esprisi bunun? İşte burada olduğu gibi böyle bir yere geliyorsunuz, bu maddeyi buradan alıyoruz, başka bir yere atıyoruz. Işık hızından hızlı bir şekilde böyle anlık bir anda başka bir yerde beliriyor. Eğer siz bana gelip de bilim kurgu olarak bunu sorduğunuzda, hadi abi bunu yap dediğinizde, ben gidip de ilk önce şu şekille başlarsam, yapmaya insan girsin önce bir diye başlarsam yanlış soru sormuş oluyorum. Çünkü benim sormam gereken başka bir şey var. Işınlanma nedir ki demem gerekiyor önce. Neyin ışınlanması bir kere? İlla el kol mu olmak zorunda? Başka bir oluru yok mu? Çünkü görüyoruz ki fizik kuralları için ışınlanma şu an mümkün gözükmüyor. İşte bilim insanının yaptığı o egzersiz dediğim doğru soruyu bulmak ve o soruyla doğayla o soru aracılığıyla pazarlık kurmak dediğim ilk örnek bu. Işınlanma bu şekilde olmuyor ama başka şekilde olabiliyor. Bak bu bir bilimsel bir makale. Physical Review Letters bayağı tanınan bilinen bir dergi. Ve bu 6 insan, bilim insanı bir araya geliyor ve diyor ki ya ışınlanmayı biz hani Selami Bey'in buradan Kadıköy'e ışınlanması olarak değil de başka bir çerçevede ele alırsak ne olabilir diye sorunca şeyi fark ediyorlar. Kuantum mekaniğinin enteresan bir özelliği var. Donalıklık dediğimiz bir özellik bu. İki tane obje eğer birbiriyle iletişmişse ve bunu ayırdığınızda aradaki o ilintiyi bozmadan ayırırsanız buna yaptığınız bir şey öbürünü etkiliyor. Çünkü aslında bu tek bir şey, tek bir obje gibi davranıyor. Bunu kullanarak, anlatmayacağım detayını, bunu da kullanarak bilgiyi, maddeyi değil ama bilgiyi teleport etme, yani ışınlama olabileceğini iddia ediyorlar. 1993. Şimdi bunu yaptığınız zaman diyorsunuz ki tabii bir sürü deli makale var. Yani her birde olacak diye bir şey yok. 98, 97, 98 arasında 3 ayrı laboratuvarda bu gösteriliyor. Deneysel olarak gösteriliyor. Işık kullanarak ve bunun ölçümlerini yaparak bilginin bir noktadan başka bir noktaya anlık transferi olduğunu gösterebiliyorlar.
Düşünsenize şu 1998 daha alan biraz gençken, bu kuantum bilgisayar, bu kuantum konseptlerinin olduğu alan, kuantum teknoloji alanı biraz gençken bu kadarcık bir konferans grubu var. Ve bu konferans grubunun şu oklarla gösterdiklerim teorisini öne kuranlar, öne sunanlar ve deneyini yapanlar hep beraberler. İşte 98 yılında inanılmaz derecede ateşli bir tartışma ve bir diyalog geçti. Konu ışınlanmaydı bu sene. Ve ben de üniversite doktorun birinci sınıf öğrencisi olarak bunlara tanık oldum. Ya, bu alanı nasıl bırakır bu deneyimden sonra tabii ki. Yetmedi, kesmedi. İkinci hemen hızlıca geçiyorum. Aranızda şey diyenler olabilir. Vay be, kuantum işi çözmüş, ışınlanma yapıldı. Ama birçoğunuz da şey diyebilir. Hocam, ben sana bakırdan boru versem onu ışınlayamadığın sürece ben yemem bu numarayı. Tamam, doğru. Işınlayamıyorum, onu kabul edeyim. Ama görünmez yapabilirim. İstiyorsanız onu görünmezlik pelerini atayım üzerine. Görünmez olsun. Nasıl doğru soru sormam gerekiyor doğaya? Bana bir şey görünmez yapması için demem gerekiyor işte bilim insanı olarak. Bunu soran oldu. Bunu soran John Pendry Londra'da. Ve dedi ki, bakırı yani o pelerinin kumaşı acaba nedir? Doğru bir soru değil. Doğru soru, ben sizi zaten niye görüyorum ki? Niye görüyorum ben sizi? Çünkü sizden ışık yansıyor bana. Elektromanyetik dalgalar sizden sekip bana geliyor. Benim gözlerime, ben algılıyorum sizi. Araya bir şey koyduğum zaman sizi görmeyeceğim. Aynı sizi gördüğüm için arkadakini görmediğim gibi. Ve aynı şu an spotlight olduğu için sizi görmediğim gibi. O zaman ne yapıyoruz? Öyle bir şey yapalım ki aramızda bir şey koyarsak, mesela bakırdan boru diyelim. Onu koyarsak elektromanyetik dalgalar, ışık etrafımızda, işte o bakır borunun etrafından dönsün ve geçsin. Aynı aerodinamik bir arabanın üzerinden havanın akıp türbülans yaratmadan arka tarafa geçtiği gibi. Tabii deli saçması bir şey diyebilirsiniz ama adam yazmış. 2006 yılında bunu öneriyor matematiksel olarak. Ve doğru soru sorduğu için doğru bir cevap da bulabiliyor. Öyle bir şey olsun ki o görünmezlik pelerini açısına göre bazı özellikleri değişsin. İşte kırınım indeksi falan değişsin, bir şeyler olsun. O zaman ışık bile aynı havanın yaptığı gibi böyle etrafından güzelce dolanarak geçsin gitsin. Bunu önerdi 2006 yılında. Çok beklemeye gerek olmadı. Görüyorsunuz cilt 312. İki cilt sonra aynı yılda hemen yapıldı bunun deneyi ve gösterildi. Böyle bir şey yaptılar. Bu bayağı büyük bir cihaz. Santim boyutunda. Ve mikrodalga frekansında. İşte o bu pazarlık. Hani bizim gördüğümüz şekilde değil de bir frekansta veya bir frekans diliminde görünmez hale getirme olayı. Doğa bize hepsini vermiyor. Al sana pelerin demiyor ama al sana pelerin şu frekansta diyor. Peki bu deneyde neyi görünmez kıldılar? Deney olarak yaptılar. 10 santimlik bakırdan bir boru. O görünmez oldu. Şimdi artık optik kısmını da yapabiliyoruz. Devam ediyor bu invisibility cloak olarak. Tatmin olduysanız bırakayım yoksa ışın kılıcına geçeyim mi? Geçeyim değil mi? Tamam. Işın kılıcı yapacağız. Nasıl yapacağız? Işın kılıcı için gene aynı soruyu sormamız gerekiyor. Bu biraz hani pratik yaptık, egzersiz gibi oldu. Aynı soruları sormamız gerekiyor. Işın kılıcı nasıl yapacağım sorusu yerine doğru soru ne diye sormamız gerekiyor. Çünkü gidip de oturup ışın kılıcı yapmaya çalışırsam olmaz. Işın kılıcının özelliklerini sayalım. Nedir? Bir kere çok çok güçlü olacak ki duvarı, demiri falan böyle kessin. Böyle savurduğunda yıksın, atsın. Bu zaten var. Lazer olacak demek ki. Lazer zaten kuantum bir obje. Demek ki kuantum mekaniğini getireceğiz bir şekilde. Ona hazır olun. Bakırdan boru bitti. Kesebiliyorsa çok güçlü bir lazer olacak. Var elimizde, zaten yapıyoruz. Yani birçok manufacturing dediğimiz şey aslında lazer teknolojisi kullanıyor. İki sesi var. Işın sesi, gürültüsü, onu yaptık. Tamam, o var. Ama şeydeki gibi, Star Wars'daki gibi ses çıkarmasını istiyorsanız o topraklama hatası. Onu, o da kolay. Onu aranızda elektrisyenler her Star Wars seyrettiğinde rahatsız olmuştur zaten. Onu duyduğunda bağlayın şunu toprağa diye. Bu arada deney gerçekten öyle. Yani televizyon, anten, televizyona takılmamış anteni televizyon önüne sallayarak o ses kaydedilmiştir bu arada. Yani ışıkla falan alakası yok o sesin. Üçüncüsü işte asıl bilim insanı için önemli olan. Ya iki tane ışık üzmesi var. Böyle gelecekler. Bir öbürü durduracak. Ama biz elimizde şeylerle, el fenerleriyle çok oynadık. Hiç durdurmuyor. Yani ışık ışığı görmüyor aslında. Yani bir ışık aynı yerde başka bir ışık üzmesinin olduğunun farkında olmuyor. İşte zaten fizik olarak olay bu. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Işığın birbiriyle etkileşmesini,
iki ışık yüzmesinin birbirinin farkındalığını yaratmamız gerekiyor. Bunu sordular. Bunu da sordular. Şu olayı şu iki insan sordu. Harvard'dan MIT'den iki tane ünlü profesör. Bunu sordu ve şöyle karar verdiler. Ya aslında hikmet ışıkta değil. Hikmet o ışığın bulunduğu gaz ortamında. Hani konserlerde buradan gaz veriyoruz ya. Yani eğer ışın kılıcı oynayacaksak o gazın olması gerekiyor. Etraf bir içinde bulunduğumuz bir medyumun olması gerekiyor. O medyumu doğru seçerseniz, doğru ne demek? Bir gaz bulutu bulmanız gerekiyor. Bu gaz bulutunun içinde ışık yüzmelerini koymamız gerekiyor. Ama o gaz bulutu öyle sıradan bir gaz bulutu değil. Evrenin en soğuk, en ucra köşesindeki derecene ısıdan bir ısının bir milyarda biri kadar soğutuluyor. Çok soğuk bir küçük bir gaz bulutu, mikron, birkaç mikron seviyesinde. İçinde olmanız için tabii haliyle çok küçük bir şey olmanız gerekiyor. Şurada da deneyini göstereyim. Çok küçük bir mini insan olursanız, bu gaz bulutunun içine girerseniz, gaz bulutu şurası, bu gaz bulutu tutmak için şöyle bir laboratuvar kurmak gerekiyor. Aynı zamanda üç değişik yönden toplam 6 tane lazerin sürekli size müdahale etmesi gerekiyor orada tutmak için o gazı. Her şeyi yaptığınızda, sarıda geliyorum, 2 tane ışık yüzmesi o ortamın içinde atomların rezonanslarını da kullanarak bir araya geldiğinde fark ediyorlar birbirlerini. İlk defa dünyada. O iki ışık yüzmesi artık birbiriyle iletişmeye başlıyor. Ve işte işin sürprizi bu. Ne buluyorlar biliyor musunuz? İki ışık yüzmesi birbirini bulunca mıknatıs gibi yapışıyorlar. Yani hiç öyle birbirine geçmeme gibi kılıç savaşı yapacak şekilde değil. Tam tersine kılıçlar dokunur dokunmaz yapışıyorlar birbirlerine. Atıyorsunuz artık. Yapacak tek şey oturup tek şey yapacak elinizde bir tek şey kalıyor. O da diyalog ve pazarlık. Sohbet etmeniz gerekiyor. Böyle çözmeniz gerekiyor olayları. Diyeceğim bu. Işık kılıcı buydu. Yapan da oldu. Bu makaleyi okursanız detaylarını öğrenirsiniz. Yemek yapma şeyi gibi. Daha fazla şeye gerek yok. Ama tek söyleyeceğim, umarım 3 tane örnekle şu fikri vermişimdir. Hep bilimden yola çıkarak teknolojiye ve topluma gidilir diye anlıyoruz. Aslında çok önemli, çok gerçekten bizim için çok önemli başka bir kanal daha var. Toplumun sınır tanımaz yaratıcılığı bize her zaman ilham oluyor. Dolayısıyla hem bilimle haşır neşir olun, hem bilime dönün yüzünüzü, bilimi hayatınızda eksik etmeyin. Ama bilimle sınırlanmayın kendinizi. Lütfen o yaratıcınızı aşın, devam edin. Biz onu doğayla pazarlığın yapmasını biliyoruz. Teşekkür ederim.